Migren rahatsızlıklarıyla devam edelim. Bu da çok önemli rahatsızlıklardan bir tanesi tabii ki. Yani baş ağrısı gibi geliyor ama sonra ilerleyince migrene dönüşüyor. Migren çok çok tabii ki beyni de ya yani ilim adamları 100 milyon nöron sinir hücresi. Ve 100 milyon nöron 100 milyar defa birbiriyle böyle haberleşiyor. Telekomünikasyon şebekesi dünyanın en kompleks telefon. Dünyadaki bütün internet şebekeleri yeni doğan bir çocuğun beynindeki sinir hücrelerinin onda biri kadar. O kadar kompleks bir beyin yapısına sahibiz. Dünyanın en karmaşık, en kompleks yapısı. Bu sinir hücreleri nörotransmitter denen organları uyarıcı hormonsuz bir madde depolu bulunur. Mesela nedir bu? Ne işe yarar? Sırası zamanında geldiği zaman sinir hücreleri, bu sinirlerde depolu olan, sinir hücrelerinde depolu olan nörotransmitterler harekete geçer. İşte kalp atışını yavaşlat, kalp atışını hızlandır, mideyi çalıştır, komut verir. Bu nörotransmitterler organların, kasların faaliyeti, konuşma, el, hareket vesaire vesaire. Biz bunu konuşuyoruz, yapıyoruz ama hemen bunların yapılması için beynimiz şuur altı hemen bunu şuna şu kadar, buna şu kadar, şuna şu kadar üret, 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 emir veriyor. Sürekli komut oluyor. Saniyede bir insanın beyninde 500 katrilyon kimyasal reaksiyon meydana geliyor. Saniyede. Ben mesela laboratuvarda çalışıyordum. Bir deney yapmak için bir hafta, 2 hafta çalışıyorduk. İnsan beyninde saniyede 500 katrilyon kimyasal reaksiyon oluşuyor. 500 katrilyon saniyede. Sürekli emir yağıyor. Şöyle yap, böyle yap, şunu yap, bunu yap. Protein oluşturur vesaire vesaire. Şimdi bu nörotransmitterler salgılanırken serotonin hormonunun beyinde salgılanmasında bazı arızalar ortaya çıkıyor. Arızalar, dengesizlikler. Bu nedenle sinirler, damarlar iltihaplanıyor. İltihaplanırsa sinir kökünde, beyin kökünde o zaman baş ağrısı başlıyor. Migren, yarım baş ağrısını, migren tam baş ağrısını vesaire bu tür durumlar ortaya çıkıyor. Ha buna karşı serotonin hormonu alırsa kimyasal olduğu için çok çok yan tesiri var. Ne yapmak gerekir? İki türlü çözümü var. Bir, hormon anormalliğinden kaynaklanıyorsa serotonin hormonu fazlalaşmışsa aşırı oranda serotonin hormonu varsa sarıkantaron forte. Biz bunun fortesini ürettik. Sadece sarıkantaron değil, aynı zamanda birçok bitkinin ekstrakti içerir. Sarıkantaron nörotransmitter yani sinirsel nedenlerle ortaya çıkan bir sinir iltihaplanması varsa sarıkantaron. Beyine kan akışında zafiyet var da bu zafiyetten dolayı kansızlık söz konusu ve bundan dolayı bir baş ağrısı varsa bunun içinde ginkgo forte yani bilmek lazım. Evet. Eğer bilemiyorsak rahatsızlığın sebebi sinirlerdeki iltihaplanma yoksa beyinde kan akışındaki yetersizlikten mi kaynaklandığını bilemiyorsan ginkgo ve sarıkantaron forte ikisini birlikte kullanmak gerekir. Evet, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Programımızın da sonuna geldik. Evet değerli izleyenler, her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Mutlu akşamlar.